بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli takipçilerimiz, malum üzere bir düğünümüz oldu. Kızımızı evlendirdik. Bu hususta ileri geri yorumlar olduğu haberini aldım. Bundan dolayı bir açıklama yapmak lüzumu hissettim. Benim ne kadar açık sözlü olduğumu ve Allah için doğruyu söylemekten korkmadığımı, aleyhime de olsa, kendi aleyhime de olsa, en yakınlarımın aleyhine de olsa hakkı söylemekten imtina etmediğimi bilirsiniz. Bu şeyi, güveni size bugüne kadar vermiş olmam lazım. Şimdi bu düğün, tabii biz erkek tarafı değiliz. Düğünün tertibi erkek tarafına ait idi. Sağ olsunlar, onlar da işte kendi ikramlarını yapmak için ellerinden gelen şekliyle en iyisi olsun, en mükemmel olsun diye gayret ettiler. Allah razı olsun. Fakat benim tabii müdahale edemediğim durumlar oldu. Şöyle ki, bizim esasen Efendi Hazretlerimizin usulü üzere çarşafın efendim, bizde yani İslam'da farz diye, vacip diye konuşmuyorum. Tabii şu tesettür şekilleri farklı da Efendi Hazretleri müsaade ettikleri var. Ama işte ferace derdi, işte atkı şalvar derdi, ihram derdi, bunlar yöresel derdi. Fakat bizim medeni yani şehir kılığında çarşaf olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Senelerce çarşaf hakkında size vaaz ettik. Ama elden bir şey gelmiyor, laf geçmiyor. Tabii kızlarımızın bazısını çarşaf giyiyor, efendim, bazısı giymiyor. Bunu biz beceremiyoruz, beceremedik, aciz kaldık. İşte Zekeriya Efendi Hazretleri derdi, ya Rabbi biz çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık diye dua edin. Yani sana havale ettik, biz aciz kaldık demekten başka bir çare yok derdi Medine'deki Zekeriya Efendi. Senelerde böyle dua ediyoruz. Efendim tabii namazlılar, abdestliler, işte İslam şuuru, itikat bir şeyler veriyoruz ama mum dibine ışık vermez usulü insan kendi çoluğunu, çocuğunu yönetmekten aciz kalıyor. Bu birçok hoca efendilerin de efendim kendi başlarında da olan hadiselerdir. Yabancıya daha bir tesir oluyor. Kendi ailen içinde tesir az oluyor, olabilir. Allah hidayet yaratsın hepsine, hepimizin çocuklarına dua ediyoruz. Biz tabii evvelce benim kardeşimin 30 sene evvel kız kardeşimin düğünü olduğunda da tabii duyduk işte çalgıcı, müzikçi getirecek erkek tarafı şudur budur. Babam işte annemi de göndermedi. Biz de dedik gelemeyiz ve gitmedik. Bu hususta da çok titizlik yaparız ve şerata muhalifen, açıkça muhalif bir haramların olduğu bir noktada gitmedik, katılmadık, bugüne kadar da katılmadık. Bu düğünde de biz dedik ki, efendim, kadın erkek ayrı olsun, efendim, buna tamam dediler. Çünkü biz bunu şart koştuk. Hatta dediler bazı işte bürokrat oluyor, şu oluyor, işte insanlar diyorlar ki, işte ben hanımımdan ayrı durmayayım, hanımım kimle oturacak, erkek kimle oturacak? Hiçbir erkek kadın masasına oturmadı, hiçbir kadın erkeğin masasına oturmadı. Aralarda ayrılık vardı, mesafe vardı. Bu iyi oldu. Fakat tabii bu bizim kızın bu şekilde gelinlik giymesi, ben bundan asla razı olmadım. Efendi Hazretleri razı olmadı işte, bizim razı olmamız mümkün değildir. Biz sizi şahit ediyoruz ki, çünkü insan elinden gelince, efendim, elinden geldiği kadar müdahale edecek. Fakat buna gücü yetmediği zaman hadis-i şerif diliyle fellemesseddur fe bilisani diliyle söylesin buyuruyor. Dilimizle söyledik, ikaz ettik, izah ettik ama laf kâr etmedi. Fellemesseddur fe bu kalbi diliyle de olmasın, kalbiyle razı olmasın. Kalbimizle de razı olmadık. İşte beni sesaniye çağırınca bir dua et bari için ne yapacağım? Dua etmesin ama çıktım ama farkındaysanız işte resimde de görenler bakıyorlar. O tarafa bile dönemeden sırtımı vererek bir mahzun şekilde, bir mahmur şekilde efendim bir dua etmek durumunda kaldım. Çünkü bizim huzurumuz şeriatı, sünnetin tam tatbikindedir. Yağmur meselesinden dolayı dışarıda olamayınca bu sefer tabii programlar değişti. Son dakika içeriye alınmalar olunca tabii ben pek takip edemiyorum. Programı birkaç kere sordum. Yani sırada nedir? Tabii Haçlı Şerifler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Haçlı Şerifler okundu. Birkaç ilahi, tabii hadis sünnette vardır. Birkaç kaside bir şeyler okunur. Düğünlere özellikle emrediliyor işte def çalınsın vesaire. Yani böyle bir
Kaside ilahi okundu, bir şarkı türkü okunmadı. Bunlar hepsi elhamdülillah temin edildi. Kadın erkek karışmadı, temin edildi. Fakat tabii şimdi yorumlar iftiralara boyutuna varacak kadar işte efendim kokteyl mi varmış, yok içki mi varmış gibi haşa kella. Diğer tarafta şecereli bir aile, Muhittin Efendi Hazretleri'nin torunları, bütün şeyh çocukları içki olur mu? Allah muhafaza etsin, hiç böyle bir gayrimeşru, haram efendim şeyler olacağı, aklına bile kimsenin getiremeyeceği şeyler ama fitneciler durmaz, iftira atabilirler. Bunlardan onları da tenzih ediyorum tabii. Hiç böyle bir şeyler olmadı. Fakat üzüldük tabii kızımın ben gelinlik giymesine de rahatsız oldum. Orada da tabii nikahın orada kıyılmasını istemedim. Çünkü ayrı kıyılsın, insanların önüne çıkmasın. Burada da sözüm tabii dinlenilmedi, sözüm tutulmadı. Yani diyeceğimiz biz aciz kaldık. Ama burada sizi şahit ediyorum ki ben efendim bir kadının kızın gelinlik giymesinden asla razı olmam. Kızım da olsa bu yanlıştır. Sizlerden dua bekliyoruz. Allah ona da hidayet versin. Çarşaf nasip etsin. Biz yani istenmedik şeyler yaşanıyor. Kim olursan ol efendim senin eline erişemediği işler oluyor. Hidayet Allah Teala'dandır ama tabii ki ehli sünnettirler, itikadlı, namazlı, abdestlidirler ama inşallah çarşaf nasip olsun. Daha ziyade tesettüre rahat nasip olsun. Sizlerin de duanız nasip olsun. Ama ben bu işten razı olmadım. Razı olmadığımı size açık ifade ediyorum. Bir programı da önceden bilmediğimizden aniden böyle şeylerle karşılaşınca da çıkmakta çıkamadık. Kızımızın düğünü, misafirlerimiz var, gelmişler. Şimdi bu kadar misafirin yanında bırakmak, terk etmek olacak bir şey değil. Siz de mazur görürsünüz ve makul görürsünüz ki orada kalmamız icap etti. Tabii bir duamız nasip oldu. O kadar yapabildik. Ondan sonra biz zaten ayrıldık. Bu usta size efendim bilgilendiriyorum. İşte hoca yani amel etmiyor. Şimdi bu benim kendi amelim değil. Kendi amelim olsa amel etmiyorum. Benim amelim kendi düğünümde belli olur. Ben düğünümün yemeğini ben salonda bile vermedim. Ben düğünümün yemeğini camide verdim. Düğün yemeğimi camide verdim. Benim hanımım gelinlik giymedi. Şimdi benim amelim benim evlenmeme bakar, benim düğünüme bakar. Şimdi çoluk çocuk la ezi valdün amel edin. Baba çocuktan mesul değil, çocuk babadan mesul değil. Ayet söylüyor. Ha ben burada ne kadar müdahale edebilirdim? Ettim. Ettiğim müdahalelerde kadın erkek ayrılığını temin ettim. İşte efendim vesaire şeyleri temin ettim. Ama burada bir oldu bittiyle, acil bir şeyle karşılaşıldığında ben tabii burada müdahale edemedim. Bundan dolayı sizlerden de yani cemaatimizden de tabii özür diliyorum ama aciz kaldığım konularda da Allah'tan af istiyorum. Allah'a özrümü beyan ediyorum. Diyorum ya Rabbi sen beni affet, mağfur et. Çocuğumuzu da hayırla ıslah et. Düğünlerini de mübarek et. Ona da çarşaf nasip et. Bu şekilde dua ediyoruz. İnşallah sizlerin de duasıyla çok daha efendim tesettüre riayet edecek şekilde yetişir inşallah. Bunu duyurmak zarurete hasıl oldu. Efendim benim kızım da kırılacak olsa, efendim yok damma da dokunacak olsa biz burada doğruyu söylemek zorundayız. Efendim örnek bir aile olarak burada bir örneklik teşkil edemedik. Yani Müslüman aileler bunu örnek almamalıdır. Bu hoca yaptıysa, hocanın kızı böyle efendim düğün olduysa veya hocanın kızı işte resim çektirdiyse erkekler veya gelinlik giydiyse demek doğrudur şeklinde bir şey olmasından yani insanlara topluma böyle bir fetva gibi veya bu iş makulmüş gibi görünmesinden Allah'a sığınırım. Buna da sebep olmaktan Allah'a sığınırım. 40 senelik hayatım bu işleri anlatmakla geçmiştir. Onun için şimdi bir kötü örneklik veyahut da bir insanlara yanlış işte babasına yarın bir kız işte hocanın kızı da böyle sen niye bana gelinlik giydirmiyorsun, erkeklerini öne çıkartmıyorsun derse bunu vebali altına kalkamam dünya ahirette. Ancak beyan etmekle mükellefim. Tevbemi Allah'a yaparım, istiğfar ederim. Aciz kaldığım noktalar oldu. Biraz apar topar işler oldu. Benim kontrolümde olmadı. O noktada sizleri şahit ediyorum. Bu işler uygun değildir. Efendim tamam haram denmeyecek işler olsa bile efendim bizim tarikata zaten hiç uygun değildir. Mekruh işlerdir. Allah'ın sevip razı olmadığı işlerdir. Onun için burada dengeli olmak lazım. Ama iftira da atmayacaksın. Olmadık şeyi de uydurmayacaksın. Burada da kul hakkına girersin. Ama bu böyle olmasaydı daha iyi olurdu. Tabii daha iyi olurdu. Biz de size onu anlatmaya çalıştık. Bizim usulümüze uygun bir şey değil. Bizim elimizden gelmedi. Ancak beyan etmekle mükellefim. Tevbemi Allah'a yaparım, istiğfar ederim. Aciz kaldığım noktalar oldu. Biraz apar topar işler oldu. Benim kontrolümde olmadı. O noktada sizleri şahit ediyorum. Bu işler uygun değildir. Efendim, tamam haram denmeyecek işler olsa bile
Efendim bizim tarikata zaten hiç uygun değildir. Mekruh işlerdir. Allah'ın sevip razı olmadığı işlerdir. Onun için burada dengeli olmak lazım. Ama iftira da atmayacaksın. Olmadık şeyi de uydurmayacaksın. Burada da kul hakkına girersin. Ama bu böyle olmasa daha iyi olurdu. Tabii daha iyi olurdu. Biz de size onu anlatmaya çalıştık. Bizim usulümüze uygun bir şey değil. Bizim elimizden gelmedi. Bundan dolayı Allah Teala'dan yavrumuza da duanızı bekleriz inşallah. Efendim hayırla sonuçları, akıbetleri hayır olur. Sizlerin de bizlerin de bu noktada benim bu tatbikatım, benim amelim ve rızam varmış gibi yansıtanlara hakkımı da helal etmem. İşte açıklıyorum. Beyanım buradadır. Ben razı olmadım. Memnun da olmadım. Uygunsuz işlerden efendim örnekte olmak istemem. Bunu kimse örnek almaması için açıkça söylüyorum. Başımıza böyle bir iş geldi. İbn Ömer Hazretleri'nde de oldu. Böyle bir şey haşa olmamıştır ama Abdullah İbni Ömer'in de misafiri geldi. Düğünü çağırdı Salim oğluna. Ebu Ayyub el-Ensari de geldi. Baktı süslemeler bir şeyler var. Dedi bu süslemelerde Resulullah razı değil. Sen dedi nasıl böyle iş ettin dedi. İbn Ömer ki ni'mer racul Abdullah. Ne güzel adamdır Abdullah. Buhari hadisiyle methedilmiş. Sahabenin fakihlerinden yani Ebu Ayyub el-Ensari'den de üstün makamı. Onu da söyleyelim. Sahabe arasındaki makamı üstün. Şimdi böyle bir şeyler oluyor. Dedi onlar da kendine göre işte. Herkes kendine göre bir şey oluyor. Dedi ya ben de biliyorum dedi. Fakat galebetten nisâhu işte. Burada bir mağlup duruma düştük. İşte kızımızın şunun bunun isteğiyle yenik duruma düştük. Ben de ne yapacağım şey demedim. Ebu Ayyub el-Ensari de mübarek biraz ciddiydi, sertti. Yemek bile yemeden, ikramı bile almadan gitti yani. Bu sahabenin en büyükler arasında böyle şeyler oluyor. Hani bu şekil olmasa da bir misli yani burada. Dedi mağlup ol yani yenildik. Onun için biz de burada diyoruz ki bir mağlup duruma düştük. Düşmemeliydik. Fakat kontrol bizde değildi. Programı önceden bilmediğimizden tak başımıza bir iş geldi. Bundan dolayı anlaşılı olmanızı ama asla hoca buna razıydı. Böyle şeyleri demek hoca meşru görüyor gibi bir şey fetva çıkartmamanızı çıkartırsanız da ben hakkımı helal etmem. Benim beyanım budur. Allah hepinizden razı olsun. Doğruyu duyuranlardan, hakkı doğru anlatanlardan, fitne çıkartmak için değil de meseleyi vuzuğa kavuşturmak için tebliğ yapanlardan Allah razı olsun. İftira atıp fesat çıkaranlara da hakkımızı helal etmiyoruz. Allah sizleri de emanet ediyoruz. Siz hakkı savunanlardan doğruyu aleyhimize de olsa konuşanlardan, duyuranlardan olun ve olalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.